doğrusu odur. Aslında bazı kelimeleri hani Türkçeleştirelim diye zorlayıp o derinliğini kaybetmek de doğru değil. Şimdi ablamın adı Ceren ve öğrendim ki Moğol kökenmiş. Ben onu Türkçe kökenli biliyordum. Yani gayet doğal bir şey. Olabilir. Moğollar da bizden kelime almıştır. Biz de onlardan. Yani aynı şekilde Arap ve Farsça kelimelerin de belli bir oranda tabii. Dilimizde olmasının bir zararını ben görmüyorum. Dil yaşayan bir şey. Yaşayan bir şey tabii. Ve sizin gibi böyle birçok kültür içerisine girmiş, yani 5000 yıllık bir tarihten tabii. bahsediyoruz Türk tarihi deyince. Tabii. Dolayısıyla mesela tarihte en fazla din değiştiren, yani inanç anlamında din değiştiren toplum Türklerdir. Ama hep Türk olmayı başarmışız. Tabii. Yani o değişmez. Evet. Türklük değişmez. Ama içine girdiğiniz toplumlardan çok şey alırsınız. Alırken gelenekleri de alırsınız, dinsel bazı ögeleri de alabilirsiniz. Bunlar olağan şeyler. Dolayısıyla burada bir tutuculuk yapmak çok doğru değil. Ben de aynı fikirdeyim. Yani, evet, tabii ama... Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki resmi Türkçe ile şimdiki halkın konuştuğu Türkçe arasında çok uçurum olması gerçekten çözülmesi gereken bir sorunmuş. Tabii. Tabii. Ama bence 1930'lu yıllarda da biz o sorunu çözmüşüz. Aynen. Yani bunu aynen. daha da gök kutsal avrat demeye hostes için pek gerek görmüyorum. Yok, yani. Tabii yani bazı şeyleri hani biraz yeni, abartılı oluyor bazen. Yenileştirmek, yani. Yeni kelimeler aramak, bulmak doğru ona tabii, yapacak bir şey yok. Bilgisayar mesela. Evet, tabii. Çok tabii. güzel oturdu. Kompütür demiyoruz hiçbirimiz. İşte yanıt diyoruz. Yanıt, evet. Örnek diyoruz değil mi? Mesela yerine hı-hı. örnek. Ama meselayı da kullanıyoruz. Meselayı da kullanıyoruz. Neden? Kullanalım. Bunu yasaklamanın alemi yok. Ben gençken, gerçi hala gencim ama. Gençsiniz tabii. TRT'de çalıştım bir dönem. Gençlik programını yapıyorduk. İsim vermeyeceğim. O dönemde TRT'de genel müdür olan kişi bir liste yolladı bize. Dedi ki şu kelimeler kullanılacak, bunlar kullanılmayacak. Sorsan ilericidir abi. İşte ne kadar ilginç bir şey bu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani yazmış işte mesela işte... Ya bildiğiniz faşizm bu. Yanıtı kullanmayın diyor bize şeyde programda. Niye? Yanıt kullanmayın, işte cevap kullanın gibi bir sürü şey, bir liste. İşte bunlar anlamsız şeyler. Yani toplumu böyle dizayn etmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Onu yanıtı kullanacaksa o toplum kullanacak. Evet. İnançta da böyle. Tabii. Yani inancı dizayn ediyoruz diye öze zarar vermek mümkün. Buradan çıkacak yeni hastalıklarla karşılaşmak İnsanları mümkün ki. İnsanları inançsız yapmak mümkün. Tabii, tabii. Ateizm ve deizm şu anda ilerliyor. Niye? Çünkü birileri kendi kafasına göre Müslüman yaratmaya çalışıyor. Bir tepki yaratıyor kardeşim bu da yani. Bırak insan neye inanıyorsa, nasıl inanıyorsa inansın. İşte onu bilmiyorum. Aynı şey dil için de geçerli. Hı hı. Evet, yani öyle bir araştırmam yok. Yani yeni bir Müslüman tipi yaratmaya çalışan bir işte şey herhalde bu Fethullah Gülen'i hatırlıyoruz. Üç dini birleştireceğim falan diye bir proje evet, ortaya çıktı. Evet, öyle şeyleri vardı onların. Hatta bir de o dönemlerde biz işte bunun çok ilmi olmadığı, bunun doğru olmadığı her anlamda. Efendim, sadece inançsal anlamda bir zibidi değil. Dine ilmisi olacak. Ama yani. İşte biz FETÖ dediğimiz zaman bize kızıyorlardı. Tabii. Hoca efendi demeniz Hoca efendi gerek falan diyorlardı. Anlı seccadeye değiyordu. Evet. Kerem Bey diyordu birisi bana. Evet. Şu anda evet. en çok FETÖ'ye konuşan evet. kişidir. Bunların çoğunu da tanıyoruz. Bunların çoğunu da bu ülkede var. Bunları biliyoruz. Bunlara ne ad verildiğini bilmiyorum. O adı biraz sonra konuşacağımız... Yani dinsel merkezli, Hı. dinsel temelli isyanları konuşalım diye oturduk bugün Hı. masaya. İşte bu da buna çok benzer. Yani bazı şeyler birilerinin ya kişisel çıkarları uğruna ya da siyasal çıkarları uğruna feda ediliyor bu ülkede. Hatta vatan söz konusu olduğunda dahi belli güçler, bu tipleri buluyorlar. Aynı işte Fethullah tabii. Gülen'i buldukları gibi tabii. veya onu yarattıkları yani gibi. Yani iç hain arıyorlar. Tabii. Şimdi, İçeride çalışacak kendi hesaplarına evet. hain arıyorlar. Evet, onlar yani, da böyle tipler, Fethullah gibi tipler oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Biz hocam diyorduk ki bu Fethullah Amerikan uşağıdır, emperyalisttir. Siz de aynı şeyi söylüyordunuz. Bizim düşüncemizdeki insanlar. Bunlarla birlikte olmayın diyorduk. O zaman bize alnı seccadeye gelenden zarar gelmez Kerem Bey diyorlardı. Şimdi size soruyorum, tarihçisiniz. Alnı seccadeye gelerden Türkiye'ye zarar gelmiş mi? Gelmiş tam tabii. Tam da bu konudan bahsedeceğiz zaten. Seccadeye alnın gelmesi yetmez. O alnın içindeki kafada ne olduğu, o seccade Hı-hı. üstünde o namazı kılarken acaba aklınızdan ne geçti? Bir de acaba yaşantınız, yani toplum içindeki yaşantınız ve o yaşantı içinde yaptıklarınız... O seccade üstündeki yaptıklarınızı karşılar mı acaba? Gösteriş yani, için mi namaz kılıyorlar tabii acaba? Yani o çok önemli. Tabii.
Yani işte Hazreti Mevlana'nın da bu konuda çok güzel sözleri var. Çok. Yani İslam alın işi değil, gönül işi diyor. Ben temiz Müslümandan hiç korkmam, çok severim. Evet. Ama Müslüman taklidi yapandan da çok korkarım. Tabii ki. Yani eğer işin aslı alındaysa onu yapan çok fazla insan var. Yani ama bilmiyoruz kimin ne derece o yolda olduğu, o yola girdiği. Yani her gördüğümüz sakallıyı dedemiz zannetmeyeceğiz. İşte evet. Yani şimdi ama burada bizim konuşacaklarımız öyle hani gizli saklı da değil. Yani kendilerine itiraf etmişler. Hatta bazıları Türklükten nefret ettiklerini, Türklükten feragat ettiklerini açık yüreklikle ifade etmişler. Bu ifade ettikleri tarih çok ilginç bir tarih. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan bir tarih. Evet. Ne kadar ilginç değil mi? Tabii. Yani ondan önce de bu manada bir takım kıpırdanmalar vesaireler var ama evet. ama Samsun'a çıkışla yeni bir tarihin başladığı, yeni bir devletin kurulmaya başladığı bir görüntü, bir görünüm var. Ve burada geçen konuşmamızda da söyledik, yine emperyal güçler bu sefer etnik kimliklerle bu ayrılıkçı hareketleri başaramadıkları için dinsel manada şimdi, bunu öne alan insanların şimdi şunu da hemen belirtelim. Şimdi bazıları bu isyanların, ayaklanmaların içinde olan bazı insanlar gerçekten bilmediklerinden buradalar. Zaten çoğunluk öyle olmuş. Evet, yani o dönemin kültür seviyesi, işte halkın çektiği çileler belli. Dolayısıyla tamamen hani o grupların içinde olanları tamamen de hani hepsi bunları haindi demek de doğru değil. Birçoğu olayın farkında bile değil. Hatta bu olaylar içerisinde daha sonra Atatürk'ün affettiği insanlar da var. Yani var. O 150'likler dediğimiz grubun içine girmesine rağmen affedilenler bile var. Ama meseleyi anlamak, anlatmak ve hani işin arka planını görmek açısından doğru anlatalım ki yani dinsel temelli diyoruz zaten. Yani kelimeyi dinsel görünümlü. Tabii hatta. Yani kelimeyi seçerek kullanıyoruz. Hani dini isyanlar demedik. Böyle bir şey yok. Hı hı. Yani herkesin inancına sonsuz saygı duyuyorum. Dini argümanların kullanıldığı, dini tabii, bahanelerin kullanıldığı. Evet, evet. Yani o görünümlü isyanlar ki bunların ne kadar dindar olduklarını, yani dinle vatan arasındaki ilişkiyi nasıl kurduklarını göstermek açısından bu önemli. Atatürk Samsun'a çıktıktan yaklaşık 2 hafta sonra falan İngilizlerden, Anadolu'daki bir casustan İstanbul'a telgraf geliyor. Oradan İngiltere'ye gidiyor ve bu yazışmaların da şeyi kalkmış üzerinden, gizliliği kalkmış. İngilizlerin öyle bir huyu var. 100 yıl falan geçince kaldırıyorlar eski yazışmalardaki gizliliği. Ve orada 2 hafta sonra falan açıkça Mustafa Kemal adlı paşanın bütün İngiltere'nin çıkarlarına karşı harekete giriştiğini ve engellenmesi gerektiği söyleniyor. Hemen anlamış, uyanmış İngilizler bu vaziyete. Hı hı. Yani o yüzden 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla bu dinsel görünümlü isyanların başlaması da hem manidar hem de çok mantıklı. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bu isyanlar bir de başka bir yönü var. Tabii ki bu isyanların başlangıcını direkt buraya yansıtmak çok doğru değil ama bunları da söylemeden de yani bu etkiyi belirtmeden de geçmemeliyiz. Özellikle bazı Şeyhülislamların verdikleri fetvalar ki bazıları işte dediğimiz gibi o emperyal güçlerin satın aldığı adamlardır ki bu Şeyhülislam da olabilir, Sadrazam da olabilir. Örneğin hani Damat Ferit de evet. Hani Şeyhülislam değil ama işte o da çok farklı değil yani bu manada Kurtuluş Hareketi'ne bakış açısından. Dolayısıyla bence bu manada yani dinsel görünümlü isyanların çıkışındaki en büyük etkenlerden birisi Dürrizade'nin fetvasından sonra başlıyor. Dürrizade kim? İsterseniz onu ben kısaca... Evet, Dürrizade evet. Fetvasıyla başlıyor. Fakat ondan önce şurada kısaca şeyi söyleyelim. Bu isyan hareketleri önce işte Biga, Gönen, Balıkesir, Bursa, Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu, hı-hı, Yozgat, Zile, Konya, Bozkır gibi coğrafyalarda çıkıyor. Bu coğrafyalarda çok ilginç. Vakit kalırsa bu coğrafyaların niye ilginç olduğunu... İstanbul'la Anadolu arasındaki bağlantı. Evet. Şimdi mesela Bozkır 27 Eylül 1919'da,
İkinci Bozkır 20 Ekim 1919, Anzavur 25 Ekim 19, Anzavur, ikinci Anzavur ayaklanması 16 Şubat 1920, Düzce iki ayaklanma 13 Mayıs 1920, 19 Temmuz 1920, Yozgat ve böyle gidiyor. Birçok isyan var. Zile, Milli Aşireti 1 Haziran'da ayaklanıyor. İnegöl 20 Temmuz'da, Çivril, Çopur, Musa, Konya, Demirci Efe'nin bir isyanı var biliyorsun ki onu ayrı bir bahis açmak gerek Demirci Efe'ye. Çerkezetem biliyorsun işte 22 Aralık 21'de var. Koçgiri var gibi. Birçok isyan var. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Gürizade'den biraz bahsedelim ki hani meramımız iyi anlaşılsın. Tamam. Yani dini temelli dedik. Hani bu manada neler oldu, daha sonra isyanların gelişmesine vakit mesela kalırsa. Tamam, yani farklı. Evet, tabii. Yani ona bakarız daha sonra. Tabii. Şöyle diyelim, Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul'un işgali sırasında Haydarizade İbrahim Efendi var. 1863 ile 1933 yılları arasında yaşamış. Haydarizade? İbrahim Efendi. Evet. Kuvayi Milliye aleyhindeki fetvaya imza atmamak için 4. Damat Ferit hükümetinde yer almıyor. Evet. Bakın dirayete bakın. Evet tabii. Bu da adamın kellesini alırlar. Bu da Şeyhülislam. Tabii. Yani dolayısıyla hani bizi kimse hani aman şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani çok eski bir film vardı. Hani, adını vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani işte İstanbul kanatlarımın altında filan. Çok eleştirmiştim o zamanlar onu. Hatta öğrencilerimizle bunun için ayrı bir ders yapmıştık. Hı. Şimdi filmin sonunda şöyle bir şey var. Bir din adamı görüntüsü var. Ve bunlar hep vardı. Hani menfi manada bunlar hep vardı. Yarın da olacaklar. Sanki bütün din adamları bütün kötülükleri sebebiymiş. Kuvayi Milliye'ye karşı, Cumhuriyet'e karşı. Bu son derece yanlış bir kafa. Yani bu şekilde tarihe bakmak çok yanlış. Bunun yanında bunu da görmemek de yanlış ama. Yani bunu da görmek lazım. Düşünmekten üşendikleri için genelleme yapıp işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Evet. Durum bu. Yani evet bakın Haydarizade İbrahim Efendi gibi. Tabii. Gerçekten hükümette yer almıyor, düşünebiliyor musunuz? Kanatsız melek diyeceğimiz insanlar da var yani. Tabii ki. Ben geçen şeyde işte söyledim size. Yani bu ülke öyle sadrazamlar, öyle Şeyhülislamlar gördü ki ceplerinden iki mecidiye çıkmadı. Tabii. Yani paraları, pulları falan da yok. Bunlar muhteşem adamlar. Tabii. Bunlar muhteşem. Şimdiki başbakanlığa karşılık 3 aşağı 5 yukarı demiştik. Yani, tamam neye karşılıksa karşılık. Evet. O güce sahip alan cebinden 2 mecidiyeden fazlasını kötü yollara tevessül etse yapardı, bulurdu. Tabii, elbet. İmparatorluğun belki de ikinci adamı diyebileceğimiz kişiler. Tabii ki. Onlar ceplerine para indirmeyi bilirlerdi ama indirmediyse o adama da Allah rahmet eylesin demiştik. Elbet. Şimdi Damat Ferit Paşa kabinesine istediği kadar biliyorsun nazır bakan bulabilme şansına sahip. Ancak Şeyhülislam bulmakta sıkıntı çekiyor bu dönemde. Bu bize başka bir şey de gösteriyor. Demek ki burada bir terslik var ki Şeyhülislamlar çok rağbet etmiyorlar. Demek ki o makamları uzak durmuşlar bu işten. Evet. Bu ihanetten. Evet. Dini hayatta çok önemli, yüksek bir yeri olması gereken bu Şeyhülislamlık makamını kendilerine teklif edilenlerden bu yere hakikaten layık olanlar istisnasız bir şekilde reddediyorlar. İstisnasız reddediyorlar. İstemiyoruz diyorlar. 3 Nisan 1920 tarihinde kurulması gereken hükümet bu nedenle kurulamıyor. 5 Nisan'da ancak kurulabiliyor. Hmm. Kurulduğunda Dürrizade Abdullah... Şeyhülislam bulamıyorlar yani. Tabii. Dürrizade Abdullah Efendi bu görevi kabul ediyor ve hükümet kuruluyor. Hükümetin göreve başlamasıyla birlikte İtilaf güçlerinin özellikle İngilizlerin baskısı ve desteğiyle Damat Ferit'in en kanlı, en hızlı tahrikleri de başlamış oluyor. Meclis-i Mebusa'nın 11 Nisan'da resmen kapatılması, 11 Nisan... Meclis-i Mebusa'nı belirtelim, seyircilerimizden bilmeyen olabilir. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki son parlamento. Evet. Damat Ferit'in iktidarı dönemindedir. Hı hı. Yani parlamentoyu da feshediyor. Evet. Mustafa Kemal Paşa ve Anadolu Harekatı hakkındaki fetvaların çıkarılması da bu döneme rastlıyor. Bunlar da iyi değerlendirilmeli.
Yani Mustafa Tabii. Kemal ve Kuvayi Milliye değerlendirilirken bu tarihsel olayların ardı ardına sıralanması iyi değerlendirilmeli. Dürrüzade Abdullah Efendi ilk fetvasını 11 Nisan'da yayımlıyor. Kuvayi Milliye Şeyhülislam'ın kaleminde Kuvayi Bagiye olarak geçiyor. Ne demek? Kuvayi Bagiye eşkıya kuvvetleri demek. He. Eşkıya kuvvetleri. Aslında tabii doğru aslında eşkıya çoğulu. Hani Şaki'nin çoğulu, eşkıya kuvvetleri, bazen hani eşkıyalar diyor da bazı TRT'de falan da. Yanlış değil mi? Yani lar eki Türkçe bir ektir. Hani bir kere Arapça bir kelimeye Türkçe koymak yanlış ama bir de zaten çoğul olan, Arapça'da çoğul olan bir kelimeye bir de bizim lar koymamız çok daha ayrı bir garabet. Şimdi ama kullanıyoruz. İngilizlerin Beatles'ı şey vardı. Beatles'lar deniyordu ona. Onun gibi değil mi hocam? Tabii aynen evet. Evet bu Kuvayi Bagiye diyor buna, yani Kuvayi Milliye'ye. Hükümet Başkanı Damat Ferit bu fetvaya dayanarak Mustafa Kemal Paşa ve Ulusal Harekat aleyhinde bir beyanname neşrediyor. Neşretmek, yayınlamak yayınlıyor, yani. Bir beyanname yayınlıyor. İstanbul'da basılan gazetelerde yayınlanan bu fetvalardan çok miktarda da Anadolu'da her tarafta dağıtılıyor bunlar. Ama dağıtanlar da çok ilginç. Örneğin postayla yolluyorlar. Anadolu'ya geçen kişilere veriyorlar, bunları dağıtın diyorlar. Hı hı. Hatta İngiliz ve Yunan uçaklarıyla da, evet, atıyorlar. Bu arada İngiliz konsolosları, İngiliz torpidoları, Rum ve Ermeni teşkilatları ile Yunan kuvvetleri de fetvanın dağıtılmasında görev alıyorlar. Meğer ne çok seviyormuş Yunanlılar Müslümanları değil mi? Bakın tabii, ne kadar tabii, şaşırdım. Evet. Tabii elbette. Çok elbette seviyorlarmış. Evet. Fetvanın Anadolu'da yayılması ve zararlarını önlemek için elbette ki milli kuvvetler bir takım tedbirler alıyorlar. Ama çok başarılı oldukları söylenemez. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı arifesinde ülkenin işgalden kurtarılabilmiş köşeleri ayrı görüşlerin bir kavga sahnesi haline dönüşmüş. Yani ayrı görüşler var o dönemde. Evet. Yani kimisi işte kurtuluşun bu yolla olamayacağını, işte çok kayıp verileceğini, belli oranda diplomasiyi kullanma gerektiği, işte savaşmayalım, işte şunları yapalım diye çok çeşitli öneriler, hı hı, var bu dönemde. Bu yıkıcı fetvalar Bab-ı Ali'nin beyannameleriyle bu etkiledikleri diyelim, hani aslında birçoğu da aldatılmış oluyorlar bu beyannamelerle ama biraz sonra beyannameden de örnek vereceğiz. Bu aldatılan halk yer yer vatan kurtarıcılarının önüne geçiyorlar. Çok bilinçsizce zannediyorlar ki evet bunlar hani kötü bir şey yapıyorlar. Bunların hani derdi insanımızı yok etmek, insanımızı kırdırmak falan zannediyor insanlar. Sergüzeşt, devri bitmiştir, hı, diyor, evet, Halide Edip. Yani macera perest diyor milli, evet, kuvvetlere. Evet. Hatta bir dönem Halide Edip'in şeyini hatırlarım ben. İşte bu kadar maceraya atılmayın. Karar verin. İngiliz ipiyle mi asılacağız, Amerikan ipiyle mi asılacağız diye sözünü de hatırlarım açıkçası. Tabii. Neyse. Onlara sonra yine değiniriz. De Halide Edip'i ben severim. Tabii elbette. Yine elbette. Daha sonra o doğruyu görmüş. Doğruyu görmüş. O insan demek ki bir arayış içerisine tabii, girmiş. Tabii. Bir de elbette. Şimdi bize buradan konuşmak kolay. Ne kadar tabii çaresiz insanlar. Tabii ki. Tabii. Ne kadar büyük çaresiz bir korku de var. Tabii. Büyük bir korku var. Acaba böyle bir harekete başlarsak ne olur? Hani belki binlerce, on binlerce insan belki ölecek. Ölecek hani, tabii. Bu korkunun yarattığı da bir şey olabilir. Tabii. Hani bir sıkıntı düşünülebilir. Yani gafil olduklarına inanırım ama dalalet ve ihanet, evet, içinde olduğuna inanma. Tabii doğru, katılıyorum. Şimdi Anadolu'nun muhtelif yerlerinde ayaklanmalar başlıyor. Yani bu kararsızlık ortamı ve fetvaların hızla birçok kanaldan yayılması halkı etkiliyor tabii. Etkilemesinin en büyük sebebi nedir? Dinin pompalanması, dinin ön plana çıkarılması. Hı hı. Biraz sonra fetvada hepsini daha net anlayacağız. Türk Milli Mücadelesi için artık zor günler başlıyor. İç ve dış ihanet odakları el ele tutuşuyorlar. Anadolu'da adeta bir kardeş kavgası yaratmaya çalışıyorlar. Yani kalkalım mı ayağa, toplanalım, bir milli kurtuluş hareketine başlayalım mı? Yoksa saltanatın yanında yer alıp
saltanatın, hükümetin yanında yer alıp İngiliz ve diğer emperyal güçlerle masaya oturup o işgali sindirelim mi? Hı hı. Dolayısıyla böyle bir mücadele başlıyor. Böyle bir anda başta Ankara müftüsü, bu çok önemlidir, birçok insan bilir, tanır. Mehmet Rıfat Efendi, börekçi, biliyorsunuz daha sonra börekçi soyadını aldı. Birçok din bilgini göreve koşuyorlar. Yani Milli Kurtuluş Hareketi içerisinde Mustafa Kemal'in yanında göreve koşuyorlar. Karşı fetvalar veriyorlar. Tabii, yani çok, yani 150'nin üzerinde fetva var. Hatta bu döneme fetvalar yarışı dönemi falan deniyor. Evet, yani. İbrahim Artuç'un bir kitabında okumuştum. Fetvalar savaşı demiştim. Aynen. Yarışı, savaşı, evet, birçok bu konuda makale var. Evet, Anadolu'da sağduyulu ve vatansever ulema bu konuda fikir beyan etmeye başlıyor. Ve karşı fetvalar yayınlanıyor. Bu yönüyle milli mücadelede bu karşı fetvaların etkisi de çok büyük olmuştur. Tabii. Yani bunu da ihmal etmemek lazım, söyleyelim ki bu konuda aslında bir araştırma konusudur. Çok da hani derinliğine çok sayıda araştırmada bu konuda yok. Şimdi Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah imzalı tarihe Dürrüzade fetvası olarak geçen 11 Nisan 1920 tarihli bu fetvada, bu evet, önemli, Kurtuluş Savaşı'na katılan herkes halifeye isyan ile suçlanıyor. Yani Kurtuluş Hareketi'ne, Milli Kuvvetlerin içine giriyorsanız halifeye isyanla suçlanıyorsunuz. Bağımsızlık taraftarı olanlar, yani bağımsızlıktan yana olanlar din düşmanı olarak, hı hı, addediliyorlar. Öyle gösteriliyorlar. Şimdi fetva yapısında bir soru soruluyor, ardından cevap veriliyor. Yani soru cevap biçiminde gelişiyor el cevap fetva. Evet, el cevap şeklinde. Sual el cevap, sual, hı, el cevap şeklinde. Şimdi fetva soruyor. Fetva soruyor. Diyor ki fetva, asilerin, asiden kastı Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye Hareketi. Diyor ki asilerin katli, din, yasa, töre ve benzeri bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen bir eylem midir? Buna yine fetva cevap veriyor. İslam dinine göre yapılması gerekli olandır diyor. Yani bunları öldürmelisiniz. Mustafa Kemal ve arkadaşları ülkeyi işgalcilerden kurtarmaya çalışırken işgalcilerle işbirliği yapanların onlara nasıl ayak bağı olduğunu ve öldürülmeleri için türlü entrikalar çevrildiğinin belgesi günümüz diline çevrildi. Ama ben hepsini veremeyeceğiz burada vakit nedeniyle. Hı. Bir özet şeklinde. Vermeyince zaten sinirlerimiz bozulur. Evet, bozulur. Evet, özet, ama özet de bayağı özet. Hemen hızlıca söyleyelim. Tamam. Aynen çeviriyi bir özet şeklinde söylüyorum. Dünya düzeninin nedeni olan İslam halifesi, parantez içinde Yüce Allah onun hilafetini kıyamet gününe kadar sürdürsün, hazretlerinin yönetimi altında bulunan İslam beldelerinde bazı kötü kişiler, yani Kuvayi Milliyeciler, aralarında birleşip ve kendilerine başkanlar seçerek padişahın bağlı uyruklarını hileler ve yalanlar ile kandırmaya ve yoldan çıkarmaya, padişahın yüksek emirleri olmadan halktan asker toplamaya kalkışıp, görünüşte askeri besleme ve donatma bahanesiyle ve gerçekte mal toplama sevdasıyla kutsal şeriat ve padişahın emirlerine aykırı olarak bir takım salma ve vergiler kesip çeşitli baskı ve işkencelerle halkın mallarını ve eşyalarını yağmalamak ve bu yoldan Allah'ın kullarına zulmetmeye ve suçlar işlemeye, memleketin bazı köyleri ve bölgelerine hücum ile kırıp döküp yerle bir etmek, padişahın bağlı uyruklarından nice günahsız kimseleri öldürdükleri ve masum kanlarını döktükleri, müminlerin emiri olan padişah emrinde bulunan bazı dini, askeri ve mülki memurları kendi başlarına görevden alma ve kendi kötülük arkadaşlarını tayin, hilafet merkeziyle memleketin ulaştırma ve haberleşme yollarını kesmek,
devletçe gönderilen emirlerin yapılmasını yasaklamak, hükümet merkezini diğer bölgelerden ayırmak suretiyle halifelik otoritesini kırmak ve zayıflatmak amacıyla yüksek halifelik makamına ihanet suretiyle padişaha baş kaldırmakla, devlet-i aliyenin düzenlerini, memleketin asayişini bozmak için yalanlar yaymak ile halkı kışkırtmaya ve kargaşalığa gayret etmekte oldukları açıklanmış ve gerçekleşmiş olan adı geçen başkanları ile, adı da söylemiyor Mustafa Kemal'i, yardakçıları ve onlara bağlı olan kimseler eşkıya düzeyinde bulunup, dağılmaları hakkında gönderilmiş bulunan yüksek emirlerden sonra hala inat ve bozgunculuklarında direnirlerse, adı geçen kimselerin kötülüklerinden ülkeyi temizlemek ve zararlarından halkı kurtarmak gerekli olup, fekatilu elleti tebga hatta tefa ile emerillah, Kur'an ayeti gereğince katledilmesi ve gerekirse kitle halinde öldürülmeleri yasal ve zorunlu olur mu? El cevap, gerçeği Allah bilir ki olur. Bu kadar net, kesin. Hı hı. Bu surette halifenin askerlerinden olup da eşkıyaları katledenler gazi ve malları, eşkıyalar tarafından katlolunanlar şehit ve günahlarının bağışlanması için Hazreti Peygamber'in aracılığına nail olurlar mı? El cevap, gerçeği Allah bilir ki olur. Dürrüzade Es-Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Bir de mallarını da yağmalayabilirsiniz. Tabii, tabii, o da helaldir tabii, diyor. Tabii. Şimdi burada anlatılanların... Yani yağmacılık da yapabilirsiniz. Şurada yani anlatılanların tamamı, kazanmışız yani, tamamı yalan üzerine bina edilmiş. Tabii, ne kadar zor kazanmışız. Öyle bir köy yakmış, insanlar öldürmüş. Yani bu halk ancak böyle bir inanç kullanılarak ancak bu şekilde kandırılabilir. Bir de o yolu deniyorlar. Evet, başarıyorlar da. Birçok insan, tabii birçok insan bu manada bu grupların içerisine giriyor. Bunlar Yunanlılardan daha tehlikeli. Tabii ona da geleceğim şimdi. Kimilerince Dürrüzade fetvası Mustafa Sabri'nin yazdığı diye bir tartışma vardır biz tarihlerimizde. Yaygın olan kanaat Mustafa Kemal hakkındaki ölüm fermanını bizzat Mustafa Sabri'nin kaleme aldığı ve başta imzalayacak hain bir Şeyhülislam bulunmadığı için sonunda Dürrüzade'nin bulunup ona imzalattığı görüşü hakimdir genelde. Olabilir. Genel şey budur. Hı-hı. Ama Dürrüzade'nin böyle bir metni hani kaleme alacak yetenekte bir kişi olmadığı bilindiğinden bunun ancak Mustafa Sabri gibi bir başka bir şerefsizden işbirlikçinin, bir Yunan hayranının, aslında çok şey söylenebilir ama hani istersen söylemeyelim. Söylemeyelim. Hani. Evet, yani böyle bir zavallı varlığın bunu yaptığı daha ağırlık kazanıyor, öyle görünüyor. Evet, fetvada Şeyhülislam olarak imza sahibi Dürrüzade'nin adı geçer. Aslında bunların çok önemi de yok. Zira Mustafa Sabri'nin hani özgeçmişine şöyle bir bakarsak ki biraz sonra değineceğim. Zaten birbirlerinden çok farkları da yoktur. Evet, hiç olmaz ikisinden birini kurtarmak isteyen bazı yobaz ve dinci çevreler, bu bir tarafının Dürrüzade'yi, diğer tarafı da Mustafa Sabri'yi akıllarınca aklamak için herhalde böyle bir yola başvuruyorlar. Yani ona ait değildi falan deyip, hatta biliyorsun belki konuşmanın sonunda da söyleriz. Evet. Günümüzde bile bunlarla ilgili, yani Dürrüzade ile ilgili bir takım vakıf çalışmaları ve dernek çalışmaları var, falan vardı. Var. Bunu da halkımızın... Demek ki hainler 100 yıl sonra yeniden gelmişler. Tabii, yani halka bırakalım bunun şeyini. Onlar karar versin. Ben kısaca bu fetvayı yazıp Dürrüzade'ye imzalattıran Mustafa Sabri hakkında da bir iki bir şey söyleyeyim iznin olursa. İslam Teali Cemiyeti biliyorsun, Cemiyeti Müderrisin kurucularından Mustafa Sabri, Vahdettin döneminde Damat Ferit hükümetlerinin Şeyhülislamlığını yapmış. Dürrüzade Abdullah ile Sevr Antlaşması'nın kabulü yolunda görüş bildiren bir kişi. Yani Sevr'i kabul edelim diyen bir kişi. İngiliz Muhipler Cemiyeti, yani İngiliz Dostlar, İngiliz Dostları Derneği kurucularından bu vatandaş. Atatürk Nutuk'ta bu cemiyet için şunları söylüyor, onu da izninle hemen söyleyeyim.
Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre, diyor Mustafa Kemal, derneğin başkanı Rahip Frev ile Frev idi. Evet. Derneğin asıl başkanı bu. O meşhur mikrop bir tip. Evet, evet, evet. Onu da hakikaten ona ayrı bir program yapayım. O Frev'e ayrı bir program yapalım. Evet. Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı, diyor Mustafa Kemal. Biri açık yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himayesini sağlama amacına yönelmiş olan niteliğiydi, diyor. Öteki de, diyor, gizli yönüydü, diyor Mustafa Kemal. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilal çıkarmak, milli şuuru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler derneğin bu gizli kolu tarafından idare edilmekteydi, diyor Mustafa Kemal. Said Molla'nın derneğin açıktan yaptığı çalışmalarında olduğu gibi, gizli çalışmalarında da ondan daha çok rol oynadığı görülecektir, diyor Said Molla için. Hı hı. Bu dernek hakkında söylediklerim, sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha kolay anlaşılacaktır. Mutlu'nun ilerleyen kısımlarında, evet, da onun örnekleri var. Evet. Mustafa Sabri, Ermeni tehciri meselesinde Yozgat bölgesinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle işgalci devletlerin baskısıyla yargılanan Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'in idam kararı. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. 8 Kasım 1919'da Vahdettin'in önüne geldiğinde Vahdettin idam kararını imzalamaz. Demek ki bir namus, bir şeyler kalmış, evet, bir kırıntı kalmış, evet, demek ki. İntikam duygularıyla olayların büyüyebileceğini de söyler Vahdettin, Sultan Vahdettin. Ve Mustafa Sabri Efendi'den fetva ister bu konuda. Ama burada da farklı görüşler var, biliyorsun. Hı hı. Yani bunu özellikle yaptı. Hani o şeyi küçük üstüne çekmemek için hani fetva şey makamına çünkü attı topu diye. Çünkü Boğaziyen kaymakamı Kemal Bey, hı hı, vatanperver, evet, tepeden, evet, tırnağa dürüst, namuslu, tek bir suç işlememiş bir adam. Evet, evet. Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin fetvasıyla Kemal Bey idam edilir. Buna bir şey yapamaz veya yapmaz kimi kaynaklara göre, kimi araştırmalara göre. O zaman ben Vahdettin'in de biraz az bir vicdan kırıntısı kalmış, sözümü geri alıyorum. Buyurun, devam edin. Evet, bunu gene yapılan, hemen kovururum, bunu gene yapılan ve yapılacak araştırmaların sonuçlarına, evet, bırakmak lazım. Hı. Onu çünkü bilmiyoruz. Bilemeyiz yani, tabii. Boğazlayan kaymakamı belki Kemal gerçekten Bey. Gerçekten vicdanlıydı. Tabii. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey daha sonra, biliyorsun, 14 Ekim 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tarafından milli şehit, evet, ilan edilecektir. Çocuklarına da sahip, evet, çıktı. 1922'de, hı, 14 Ekim. Mondros Mütarekesi döneminde milli mücadele aleyhinde yayın yapan Ali Kemal. Mesela Artin Kemal. Şimdi bu Ali Kemal'le de ilgili ayrı bir program gerekir. Hı. Çünkü çok önemli. Yani, evet, böylesine yani bu ağır topraklar. Şimdi günümüzdeki güzel günümüzdeki böyle hani satılık kalemleri gördükçe, evet, Ali Kemal geliyor aklıma ama, evet, Ali Kemal'e yine de yetişememişler. Ali Kemal çok acayip. Bir tabii. Şey yani. Onun için yani, şeyi hak ediyor. Lütfen troller, Ali Kemal'i örnek alınız. Buyurun. Şimdi o ayrı bir sonunu da ibret alınız. Ayrı bir program yapmayı, hı, hak ediyor. Hak ediyor. Tabii. Evet, Ali bakanlık Kemal için zaten muhakkak, ben gazeteci, evet, gözüyle bakıyorum ama, evet, iki ayrı bakanlığı var onun. Evet. Refi Cevat Ulusoy, Ulunay, Sait Molla, Mustafa Sabri Efendi, Mehmet Asım gibi gazeteci ve hani tırnak içinde, hı hı, gazeteci ve yazarların milli mücadelenin verilmesine karşı olan tavırları çok dikkat çekiyor bu dönemde. Evet. Bunlar arşivlerimizde var. İngiliz muhitler. Tabii zaten. Tabii, bunlar arşivlerimizde var hepsi. Yani, evet, merak edenler, ya bunlar çok iyi adamlardı falan diyenler varsa, işte gazete arşivleri elimizde. Bunlar hani yanıp yıkılıp yok olmadılar. Arşivlerde var bunlar, gidip basın bakılabilir. Basın tarihi dersini okurken o Ali Kemal'in birkaç yazısını hani aradan 100 yıl geçmiş, yemin ediyorum sinirden okuyamadım yani. Bu kadar mı bir insan yalancı olur, bu aşağılık olur? Yani. Seni yani, çok sinirlendirmeden ben devam edeyim. Torunu, evet, da şimdi İngiltere Başbakanı. Evet, evet, evet. Boris Johnson. Evet. Evet. Bu yazarlar Damat Ferit Paşa'nın İngiltere ile dostane işbirliğini savunan Hürriyet ve İtilaf Fırkası
politikalarını destekliyorlar. Türk milletini, dikkat et, burada dikkat edilecek bir yere geldik. Türk milletini Anadolu'da yaşayan, sadece tarım ve hayvancılıkla uğraşan, tahsili ve bir zanaatı olmayan köylüler olarak tanımlıyorlar. Etrafı bir idrak. Şimdi bu, hani bunların kafası ve Türk'e bakışları bu. Bu. Evet. Bu insanların düeli muazzama dedikleri büyük devletler. Ha, büyük devletler karşısında varlık gösteremeyeceklerini, bu yüzden büyük devletlerle mücadele etmek yerine Mondros Mütarekesi çerçevesinde sürdürülen dostane ilişkilerin, dikkat et, dostane ilişkilermiş bu, Mondros'taki ilişkiler, bu dostane ilişkilerin doğruluğunu savunuyorlar. Hem de şiddetle savunuyorlar. Mütareke basını önemli biliyorsun. Ona mütareke basını diyoruz, evet. Hani. Mütareke hala basını, söylüyoruz onu. Evet, Anadolu'daki ulusal direnişi örgütleyen Mustafa Kemal Atatürk karşısında bir kampanya başlatıyor. Ulusal direnişi karalama ve parçalama yarışına girişmişler adeta. Bu kampanyaya İstanbul'da Alemdar, Peyami Sabah, Türkçe İstanbul, Aydede, Ümit, Anadolu'da ise Ferda, İrşat, Zafer gibi gazete ve dergiler katılıyorlar. İşte mütareke basınından istersen kısa kısa başlıklar, makale başlıkları buyurun. Vereyim. Buyurun. Dostlar hani anlasınlar bu adamların kafasını. Evet. Bir örnek. İngiltere'ye olan sevgimize Amerika'ya olan saygımız ket vurmaz. Türkçe İstanbul 16-12-1918 yayın tarihi. Başka bir örnek. Mustafa Kemal Samsun'a gidince bir takım örgütler kurmaya başlamış. Kışkırtıcı sözler söylemiş. Erzurum'da yaptığı kongre anayasaya, meşrutiyete baş kaldırmadır. 2-8-1919, 13-9-1919 devam ediyor birkaç makale. Başka bir örnek. İdam, idam, idam. Mustafa Kemal cezasını bulacak. Bu Artın Kemal. Ali Kemal. Evet. Peyam gazetesi. 25-4-1920'de yazmış. Başka bir örnek. Anadolu Kemalistlerden temizlenecektir. Bak buradaki İngiliz parmağını görüyor musun? Kemalist diyor. Kemalist Anadolu'daki İngiliz emperyalistleri kullanmış. Ha, Anadolu'da hiçbir Atatürkçü, Atatürk'ün arkasından giden Kurtuluş Hareketi'nde hiç kimse demeyiz, kendine tabii. Kemalist demez. Demez tabii. Bu nasıl bir yabancı parmağı olduğu zaten makalenin başlığı ele veriyor kendini. Atatürk bir Türk milliyetçisidir, evet. Ve Türk milliyetçiliğini başlatan kişi de değildir. Evet, en tabii. Büyük lideridir. Tabii elbette. Dolayısıyla Atatürkçülük evet. Diye bir şey yani, tamam var ama Türk milliyetçiliği var aslında. Yani. Eyvallah. Kemalizm evet. Konusunu bir ara bir konuşuruz. Evet. Hay. Bu da Alemdar'da yayınlanmış. Evet. 29.4.1920'de. Başka bir başlık. Padişaha sadakatle bağlı Anadolu halkı Mustafa Kemal denilen Şaki'ye haddini bildirecektir. 24.1920'de Peyam'da. İngilizleri bekliyoruz. Bak yazının başlığının güzelliğine bak. İngilizleri bekliyoruz. Türkler kendi güçleriyle adam olamaz. İngilizler elimizden tutarak bizi kurtaracak. Azimli bir hükümet, Kuvayi Milliye adı altına sığınan bu haydutların kafasına neden bir yumruk indirmiyor? Alemdar'da yayınlanmış bu. 21.4.1919, 16.3.1920. Yunanlılar ne kadar ebedi düşmanımız olursa olsun, bak gene sinirleneceksin bu şeye, makaleye, çok sinirleneceksin. Yunanlılar ne kadar ebedi düşmanımız olursa olsun, bugünkü galiplerimizin bir müttefikidir. Onlara karşı yapılacak hareket İtilaf devletlerinin kırgınlığına sebep olur. Gafletin bu derecesi görülmüş, işitilmiş şey değildir. Bakar mısın Keremciğim? Evet, Mustafa Sabri milli mücadeleye şiddetle karşı çıkanların hemen hemen başlarında geliyor. Ona göre milli mücadele devlete baş kaldırma hareketinden başka bir şey değil. Bu harekatın başında bulunan Mustafa Kemal Paşa ise hilafet ve saltanatı kaldırarak Sultan Osmanoğlu'nun makamına geçmek isteyen bir kişidir. Bu çok ilginç değil mi? Evet. Bunu hiç başka bir yerde ne duyarsın ne görürsün. Yani Mustafa Kemal'de de göremezsin. Onunla ilgili yapılan araştırmalarda da göremezsin. Neden? Çünkü çok farklı şeyleri savunan bir hareket, bir devrim.
Ve Mustafa Kemal tamamen bunun karşısında bir devrim hareketi içerisinde. Evet. Böyle bir isteği olsa onu başarabilirdi zaten. O imkana da sahip olması çok mümkün. Kuvvetle de muhtemel. Ama Kurtuluş Hareketi başladığından vefatına kadar demokrasi diyen, işte meclis diyen, cumhuriyet diyen, millet, milliyet diyen, Türklük diyen bir insan. Dolayısıyla bu da büyük bir yalan. Bu da bir büyük yegane üstünlüğüm Türk doğmaktır diyor. Tabii ki. Ama bakın ne diyor? Bu Türkler bir şey yapamaz diyor öbürleri de. İşte aradaki fark bu. Aynen. Mustafa Sabri milli mücadeleyi İttihat ve Terakki Hareketi olarak değerlendiriyor. Çok bu da yani işte ama yanlış tarafları da var ama hani sonraki gelişmeler bağlamında evet yani çok da yanlış değil. Çok da yanlış, çok da yanlış değil diyelim. İttihat Terakki'yi sonra bir ara konuşalım. Evet. Mustafa Sabri çok güzel olur. Evet. 25 Eylül 1919'da İslam Teali Cemiyeti Kuvayi Milliye'yi kudurmuş haydutlar olarak ilan ediyor. 25 Eylül 1919'da. Hocam 8 dakikamız kaldı. Evet, bitiriyorum. Yunan ordusu halifenin ordusudur. Bak bu çok seveceğin evet, bir evet, şey. Evet, biliyorum onu. İlan ediyor. Yunan ordusu halifenin ordusudur. Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara'dadır diyor bu zavallı yaratık. Evet. Bu ve bir bildiri yayınlıyor. Bu bildiri yayınlanıyor ve dağıtılıyor. Mustafa Kemal hakkındaki ölüm fermanını bizzat kaleme alıyor. Öldürülmesi caizdir, hatta dini vazifedir diyor. Farzdır diyor yani. Tabii. O tarihte Şeyhülislam olan Haydarizade İbrahim Efendi, Mustafa Sabri'nin kaleme aldığı fetvayı okuyunca imzalamayı reddediyor ve istifa ediyor. Ağdalı bir dille yazılan fetvada özel olarak şunlar söyleniyor. Padişahın aksi emrine rağmen istilacılara karşı direnişe geçen milliyetçilerin öldürülmeleri caiz olmakla kalmayıp, hatta her Müslümanın dini görevidir. Bu uğurda ölenler şehit, kalanlar gazi sayılır, diyor yapılan bildiri. Haydarizade İbrahim Efendi'nin istifasının ardından fetva meselesinden vazgeçilmiyor. Fetvayı imzalayacak birisi aranıyor ve yine Dürrüzade Abdullah Efendi bulunmuş. Mustafa Sabri'nin yazdığı fetva biliyorsun 11 Nisan 20'de Dürrüzade imzasıyla yayınlanıyor. Damat Ferit'in onayı ve Vahdettin'in buyruğuyla duyuruluyor. Mustafa Sabri bu ihanetini şu sözleriyle belgelemeyi sürdürüyor. Mustafa Kemal'in ve Ankara hükümetinin kahpeliklerini, sahtekarlıklarını şu ufacık mukaddimeye sığdıracak değilim. Demek isterim ki bu şekil değiştirmeler, bu zıtlıkları işleyebilmek için insan utanmamazlıkta da kahraman olmalıdır. Hele dinsizlik olmadan haksızlığın, hayasızlığın bu derecesi tasavvur olamaz. Yani bütün hareketlerini hilafet makamına hizmet şeklinde göstermiş iken nasıl kahpelik ve hayasızlıktır ki hilafetin en çirkin tezifler ve tahkirler altında birdenbire ilgasına cesaret etmiştir falan diye saçma sapan bir zırva. Ben hemen şeyden de örnek vereyim. İşgalcilere karşı Anadolu yanında saf tutan Denizli müftüsü Ahmet Hulusi, müftüler soyadını almış daha sonra. Isparta müftüsü Hüseyin Hüsnü Özdamar, Uşak müftüsü Ali Rıza Bodur, Burhaniye müftüsü Mehmet Tarhan, Antalya müftüsü Ahmet Hamdi ve Sinop müftüsü İbrahim Hilmi Efendiler olmak üzere pek çok müftüyü görevlerinden azlediyor. Yani bunlar aklı başında insanlar. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi için idam fermanı çıkarıyor. Hı. Atatürk'ün yanında yer aldı diye. Anadolu Cemiyeti adıyla bir örgüt kuruyor. Milli Hareket aleyhindeki fetva ve bildiriler ayaklanmaların birdenbire yayılmasında çok etkili oluyor. Çeşitli araçlarla bu yapılıyor. Teali İslam Cemiyeti'nin bildirileriyle aldatılan halk yer yer bu isyancıların yanında geçiyorlar. İzmir'deki Yunan Yüksek Komiserliğine teklifte bulunuyor. Bu da çok ilginç. Kim? Mustafa Kemal'in pençesinden kurtarmak için Batı Anadolu'da özerk bir hükümet kuralım diyor bunlara. Yönetimin başında da Hristiyan bir vali bulunsun. Ordusundan Yunan başkomutanı sorumlu olsun diyor. Bu adam. Yani işgal edin diyor. Bu adam dindar. Tabii. Vatanı işgal edilmiş.
Ama yetmemiş. Ne tabii bu yetmemiş. Senin olsun diyor yani. Evet. Özel bir hükümet kurun, siz kurun. Yönetimin başında bir Hristiyan vali koyun. Bakar mısın adamdaki... Ordunun komutanı da senin genelkurmay başkanın olsun. Evet, ha? Olsun. Atina'ya iletiliyor. Bakın çok güzel bir cevap var, evet, oradan ama. Atina'ya iletiliyor bu. Yunan Başbakanı Gunaris teklifi inceliyor. Ve ne diyor biliyor musun? Kendi milletini satan hainlere ihtiyacımız yok diyor. Yani cevabın güzelliğine güzel. Bakar mısın? Çok güzel tabii. Muhteşem yani bir cevap. Yunanlıların bile gözünde. Evet. Ancak Mustafa Sabri'nin Yunanistan'a ihtiyacı her zaman oluyor. Her zaman. Yunanistan'a milli mücadele kazanılınca İngilizlerin temin ettiği bir yük gemisiyle kaçıyor. Gunaris'i sevdim bir Yunanistan, anda. Yunanistan'a, evet. Ulusal bağımsızlığın kazanılmasından sonra da olumsuz tutumlarını sürdürüyor. Gümülcine de basın patronu oluyor bu. Yarın adıyla bir gazete çıkarıyor. O gazetede... Trakya'da, Türklerin yoğun olduğu bir yer. Evet. 1927'de bir şiir yazıyor. O şiiri hemen verelim. Belki süre yetmeyecek. Şöyle diyor şiirinde. Yalnız Müslüman ve insan olarak kalmak üzere Türklükten şeref ve izzetimle istifa ediyorum Allah'ın huzurunda. Ben kabul ettim istifasını. Evet, evet. Türklükten istifa etmiş. Tövbe ya Rabbi, tövbe Türklüğüme. Beni Türk milletinden addetme. Elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım. Biliyorum. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına eseflenirim diyor. Aynı gazetede Ankara hükümetinin Musul üzerinde hak iddia etmesinin gülünç olduğunu savunuyor. Şapka kanununa, medeni kanunun kabulüne, harf devrimine, halifeliğin kaldırılmasına, Kur'an'ın Türkçe tercüme edilmesine de karşı. Kur'an'ın zaten Türkçe tercüme edilmesi en Atatürk'ten nefret etmelerine sebep. En sıkıntılı sebebidir. Nokta. Tabii. Milliyet önemli bir şey idiyse diyor, bir Türk dili veya bir Çerkez dili yanında Arap dili çok daha üstündür. Bunların yanında daha büyük olan Arap milliyeti ile iftihar etmek daha akla uygun olacaktır. Amin Ecip diyor yani. Evet. Türk milliyetçiliğine de hocam, yavaş, son yavaş. Derece karşı. Kapatalım. Evet, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına şiddetle karşı. Küfür görüyor bunları. Mustafa Sabri hilafet komitesi kurduklarını belirtiyor. Hilafetin yeniden kurulabilmesi için Vatikan'dan yardım evet, istiyor. Onu hatırlarım, evet. Evet, yardım istiyor Vatikan'dan. Hilafet komitesi Müslüman dünyasının çıkarları doğrultusunda yayın yapacak ve propaganda faaliyetlerinde bulunacak. Öyle bir papadan evet. Yardım istiyor. Hristiyanlarla da genel bir dayanışma içerisinde bulunarak hilafet kurumunu restore etmeye çalışacaktır diyor. Bugün Müslüman ve Hristiyan dünyasında dini alanda çatışma yoktur diyor. Mevcut çatışma diyor, din ile dinsizleştirme arasındadır. Sizden papalık makamı ile başkanı olma şerefine sahip bulunduğum bu komite arasında işbirliği sağlamanızı rica ederim diyor. İşte böyle bir adam. Çok muhtebermiş ama bugün öyle söylüyorlar. Yalnız günümüze gelelim istersen. Hocam isterseniz gelmeyelim. Bitiriyorum. Hayır bir, tamam. bir cümle söyleyeceğim. O zaman gelelim. Milletvekilini partisini söylemeyeceğim, gerek yok. İki milletvekili. Bir vakıf kurulmuş. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Vakfı adı. Evet. Tokat'ta kuruluyor. Hizmet amaçlayan vakfın yöneticileri arasında da iki milletvekili var. Allah Allah. Şeyleri hangi partidenler acaba? Hiç önemli değil. Ben çok şaşırdım. Kişilerle şimdi. İşimiz yok. Evet. Yani mantaliteyi anlatmak adına bu örneği veriyorum. Evet. Vakfın ismiyle ilgili tepkilere karşı milletvekili şu cevabı veriyor. Bu günümüzde olan bir olay. Adından bir şey olmaz. Hizmetlerine bakın cevabını veriyor. Yıllar sonra yanına gömülmek isteyen biri çıkıyor. Yıllar sonra yani 2013'ler falan. Ağustos 2013'te Mısır'da Müslüman kardeşler yanlısı gösterilerde tutuklandığı sırada bana bir şey olursa beni Gafir mezarlığında Mustafa Sabri Hazretlerinin kabrine defnedin diyen bir TRT muhabiri de çıkıyor bu ülkede. Gafir demek biliyorsun anlamını. Mümin demek, mümin. Yani inanan, iman eden demek. İşte bunlar inanan, iman edenler ve yaptıkları bunlar. İşte bu temel üzerine biz
herhalde öbür programda biraz isyanlardan ne diyordu? Türk'ten gelişme. Allah'a sığınırım mı diyordu? Evet. Biz evet. de bu tip şeytanların evet. şehrinden Allah'a sığınıyoruz. Evet, inşallah. Bugünkü programımız burada bitiyor ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu daha muhtemelen bir değil, bir şey, iki mukaddime. Program bile. Bir mukaddime oldu bu. Evet, bir tanıtım oldu. Evet. Bir değil, iki program. Hatta belki üç program da çıkar evet, buradan. Bakalım. Günümüze kadar da yaklaştırabiliriz. Bu haftalık bu kadar. Bizden ayrılmayın. Bu güzel sohbetlere haftaya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet.